Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte ürün ekleme işlemlerine bakacağız ve yeni bir ürünü nasıl ekleyebiliriz? Ürün eklemenin çeşitleri, yöntemleri, detayları neler? Hep birlikte bunları öğreneceğiz. Şimdi ürün eklemek için birkaç farklı yolumuz var. WooCommerce sistemimize girdikten sonra WordPress tabanlı e-ticaret sistemimize admin panelinde, yönetim panelinde bu şekilde seçenekler görüyoruz. Ürünlerle ilgili işlemler bakın buradaki bloklar üzerinde olacak. Ben buraya tıkladığım zaman benim tüm ürünlerimi gösteren bu yer karşıma çıkacak. Şu an sitedeki aktif ürünler bunlar. Ben burada yeni ürün ekleyebilirim. Farklı bir WooCommerce tabanlı siteden veya Etsy, N11 gibi bir yerden e, CSV dosyasıyla içe ürün aktarabilirim. Veya buradaki ürünleri dışarı aktarabilirim. Bunlarla ilgili seçenekler burada karşımıza çıkıyor. Ve buradaki yeni ekle bölümüne basarak veya buradaki yeni ekle bölümüne basarak biz yeni ürün sitemize ekleyebiliriz. Gelin birlikte yeni ürün ekleme işlemine başlayalım. Yeni ekle butonuna tıklayarak yapıyorum. Evet, yeni ekle bölümüne bastığım anda karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor ve burada ön tarafta bir düzenleyici sekmesi, hemen yanında da bir UX Builder sekmesi çıkıyor. Bu UX Builder bizim kullandığımız platform temasının sayfa inşa edici aracı. Bu her temada bu şekilde olmayabilir. Bizim temamızda daha ekstra düzenler yapabilmek için bu seçeneği kullanılabiliyor. Biz şu an sadece burada sol bölümdeki standart özelliklerden bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili düzenlemeler yapacağız. Burada karşımıza bir ürün adı bölümü çıkıyor arkadaşlar. Burada hemen altında ürünün açıklamalarını yapacağımız e, ürün detay sayfasının özellikler bölümü diyebiliriz buraya. Burada çeşitli özelliklerimiz var. Buraya video ekleyebiliriz. Buraya e, ortamdan görseller ekleyebiliriz veya buraya madde halinde ürün özelliklerini ekleyebiliriz. Bunu kaldırabilir. Farklı yazı tipleriyle farklı şeyler ekleyebiliriz. Mesela başlık 2, başlık 3, ürün özellikleri diye bu şekilde ekleyip hemen aşağısında bunu maddelerle özellik 1, özellik 2 burada bu şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. Biraz daha aşağı indiğim zaman hem sağ hem solda iki farklı blokla e, ürün ekranı bizim karşımıza çıkıyor. Sol tarafta böyle bir ekran bizim karşımıza geliyor arkadaşlar. Şu an burada basit ürün şeklinde bir seçenek seçili. Hemen yanında da sanal ve indirilebilir olmak üzere iki farklı seçenek var. Ee, sanal ve indirilebilir ürünler şunlar arkadaşlar. Ee, WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde siz yazılımda satabilirsiniz. Yazılım satacağınız zaman bu sanal bir ürün olabilir. Veya bir e-kitap satabilirsiniz. E-kitap satacağınız zaman da siz bu ürünü indirilebilir bir ürün olarak ekleyebilirsiniz. Bunu seçtiğiniz anda size bunlarla ilgili indirilecek dosyanın bağlantısını seçebileceğiniz yer ve mevcut satışını seçebileceğiniz seçenekler geliyor. Yine benzer şekilde sanalı seçtiğiniz zaman Bununla ilgili ekstra seçenekler karşınıza geliyor arkadaşlar Bizler şimdi bu iki seçeneği de seçmeden sol taraftan devam edeceğiz Burada da birkaç farklı grup tipi var arkadaşlar ürün tipi var Basit ürün gruplandırılmış ürün Harici bağlantılı ürün Varyasyonlu ürün olmak üzere 4 farklı Seçenek var burada arkadaşlar İlk önce basit üründen başlayacağız sonra diğer ürünleri de hep birlikte Görüp inceleyeceğiz güzel bir şekilde bunların detaylarına birlikte Bakacağız arkadaşlar Kısaca anlatmak gerekirse basit ürün sadece ee, Tek bir şekilde satın alabilir ürün olarak söylenebilir arkadaşlar. Peki tek bir şekilde satın alınabilir ürün ne? Bu ne demek? Şöyle arkadaşlar. Mesela bir e, vida sattığınızı düşünün. Ve bu vidanın herhangi bir ölçüsü olmasın. Biz sadece bu vidayı satıyor olalım. Veya herhangi bir tişört satalım. Ama bu tişört tek beden olsun. Herhangi bir niteliği seçeneği olmasın. İşte bu tarz ürünlerde bizler arkadaşlar basit ürün seçeneğini seçiyoruz. Yani buna başka bir örnek ne olabilir? Mesela bir kalem satıyor olun kalemin rengi falan hiçbir şey olmayacak olsun. Sadece o kalem olacaksa işte bunu biz basit ürünle satabiliriz. Veya bunu daha güzel açıklayabilecek bir şey kitap. Kitapların aslında bir varyasyonları olmuyor arkadaşlar. Satacağınız bir kitabı buraya basit ürün olarak ekleyebilirsiniz. Sadece kitabın adı, özellikleri, fiyatını eklediğimizde bizim işimiz çözülmüş oluyor. Ama daha farklı seçenekler varsa mesela gruplandırılmış ürün. Gruplandırılmış üründe şu arkadaşlar bir ürün satın alırken onunla ilişkili farklı satın almalarda bununla beraber yapabiliyorsunuz. Nasıl? Şöyle ki bir mobilya satın aldığınızı düşünün. Mobilyada yatak odası takımı alıyorsunuz ve gruplandırılmış ürünle biz bunu yatak odasının takımını parça parça satabilmeyi sağlıyoruz. Şöyle ki kullanıcı yatağı ayrı, bazayı ayrı, şifon yeri ayrı, gardropu ayrı satın alabiliyor. Harici bağlantılı ürün dediğimiz şeyse. ise ürünlerinizi Amazon'da veya N11'de listeliyorsanız yani bir sanal pazar üyeyseniz ürün bağlantısını buraya yönlendirebiliyorsunuz. İşte bunun içinde de biz bu seçeneği kullanacağız. Bunu da detaylarını sizlerle paylaşacağız. En son olarak da varyasyonlu ürün seçeneğimiz var arkadaşlar. Varyasyonlu ürün seçeneğini de seçtiğimiz zaman da biz burada e, varyasyonlar devreye alacağız. Şöyle ki bir ayakkabı satıyorsak bu ayakkabının numaraları. Eğer ki bir tişört satıyorsak bu tişörtün bedenleri veya bir tişört satıyorsak daha ileri seviyede bu tişörtün renkleri ve bedenlerini biz varyasyonlu ürün seçtikten sonra burada ekleyip düzenleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi anlatmaya devam edelim. Bu videonun e, giriş videomuzda biz bu ürün detay alanlarının her birinin e, nasıl oluştuğunu, nelerden oluştuğunu işlemiş olalım. Aşağı doğru devam ediyorum. Burada da bir kısa açıklama bölümü var arkadaşlar. Ve bu bölümde ürünün hemen başlığın altında listelenen kısa açıklama bölümü. Şimdi beraber deneme olarak bir ürün de ekleyip bunun hangisinin nereye geldiğini birlikte görürüz arkadaşlar. Sol taraftaki sütunlar bu şekilde. Biz burada bunları ekleyebiliyoruz. Tabi burada çeşitli seçenekler seçtiğimizde farklı seçenekler de bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bakın buradan ben ekranı kapattım. Aşağı indirdiğim zaman tekrardan bu nitelikler gelecek. Ayarlar gelecek. Basit üründe ayarlar gelecek. Bunların detaylarını hep birlikte gireceğiz ilerleyen videolarda. Burada sağ tarafta bir yayınla bölümü var. Yaptığımız değişiklikleri kaydedebilmek için bu yayınla butonuna basıp e, yayınlamamız gerekiyor. Tabii bunlara gelmeden önce burada e, bizim satacağımız ürünün kategorisi sitemizdeki mevcut kategori ağacı içerisinde buradan seçmemiz gerekiyor veya biz yeni bir kategori ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yine hemen bunun altında ürünle ilgili etiketler bölümümüz var ki e, etiketleri ayrı bir videoda işleyeceğiz ama kısaca şöyle anlatmak gerekirse e, mesela şöyle düşünelim biz Buradan örnekten bakın. Tişört satıyor olalım arkadaşlar. Ama bu tişörtlerin bazıları indirimde olsun. Şimdi bizim tişört kategorimizdeki bütün tişörtlerin hani indirimli bir tişört kategorisine almak yerine bu tişört kategorisindeki 10 indirimli tişörtü biz indirimli tişört şeklinde bir etiket oluşturup bunun içerisine ekleyerek bu 10 tişörtten ayrı bir açılış sayfası, landing page oluşturabiliyoruz. Bu oldukça kullanışlı bir özellik. Bunu da zamanla göreceğiz arkadaşlar. Veya alt niteliklere göre burada çeşitli düzenlemeler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunları da ilgili videoda daha detaylı sizlerle paylaşacağız. Ürün görseli ürün liste sayfasında yani kategori sayfalarımızda ve ürünün içerisinde ana olarak gözükecek görsel ilk görsel bu buradan ayarlanıyor arkadaşlar. Hemen altında da ürün galerimiz var. Ürün galerisi ise temel olarak ürün görselinin yanında bizim ürün eşi ekleyeceğimiz diğer görseller bunları ekleyeceğimiz yer arkadaşlar. Genel olarak alanlar düzenleyebileceğimiz ürün alanları bu şekilde. Bir sonraki videomuzda her bir alanı parça parça ekleyip, düzenleştirerek, düzenleyerek, özelleştirerek bunların detaylarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar.